Bağla layıkası sayfa 36. Envan Neşat'a göre mektup 21. Yine Hulusi abinin bir mektubu. 26. mektubu büyük sevinçle aldım. 26. mektup. Konularını biliyor musunuz 26. mektubu? 26. mektup. 4 mepas. 4 bahisten oluşuyor. 4. mepası 10 mesele. Birbirinden farklı, birbirine bağlı Olmayan. Aynen yani gidiyor. Var. Mesela birinci mefasında ne var? Hüccetül Kur'an, Aleyh şeytan ve Hizbi. Yani şeytanın Kur'an'ın beşer kelamı diye farz et bak diye anlatmış olduğu yer var ya. 26. mektubun birinci mefası. İblisi İslam, İlzam, şeytanı ifam ehli yani iskat eden birinci mefas diyor. Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa muhakeme et. Öyle bak. Yani beşer kelamı farz et. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin? Hakikaten bir parça baktım gördüm. He, ondan sonra e, beyaz lambaları sönmesi gibi bir anda söndü diyor ondan sonra ve şeytanla olan münazarası var burada. Camiinde hafızları dinlerken diye başlayan değil mi abi? O sözler yok yok, yok, o farklı. Tamam. Ee, i̇kinci mepasta da bu bana daima hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acip itilaftan gelen hayretlerle karşı hem iki talebimin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. İkinci mepasta şurası. İkinci mepasta da üstad kendisine hüsnü, aşırı hüsnü zanına bulunanlara ve kendi ahlakında görülen acip itilafı da tadil eden bir bölüm. İkinci mepas. Üçüncü mepasta da menfi milletçilik anlatıyor. 26. mepasta üçüncü mepasında da alem İslam'ı damadan eden ve Avrupalıların içimize atmış olduğu en dehşetli hastalık olan menfi milleti. Yani e, kapatasçılık, ırkçılık babındaki ondan sonra hala maalesef uğraştığımız bir şey. Dördüncü mepas da on mesai. E, birinci on mesele var. Dördüncü mepas da. Birincisinde Rabbül Alemin tabir ve tefsirini üstad cevaplıyor. İkinci meselede Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrısıdır. Bu ne demektir? Maksat nedir? sorusun cevabını vermiş. Üçüncü meselede ve nekat kat beni Adem'e ayetinin innehu kane zaluman cehule ayetiyle yani biz e, A, beni Adem'e ikram ettik. Özel bir ikram oldu ama inne hukane zalûmen. çok zalim ve cahildir. Veşi tevfik'i nedir? ya yani bu zıtlık gösteriyor burada. Hikmeti nedir? Onun cevabı. Dördüncü meselede ceddudu imanukum bilâ ilâhe illallah. Hikmetini soruyorsunuz. O soruya verilen cevap. Beşinci meselede mücerret la ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammed Resulullah demese kurtulur muyuz? Diye bir soru var 5. meselede. Yani bunun imkansız olduğunu ifade ediyor. La ilahe illallah Muhammed e Resulullah'sız olmaz. Onu ifade ediyor. 6. meselede birinci meseleye zeyl hükmünde. Yani Rabbül, Rabbül Alemin tabirinin bir nevi devamı hükmünde olan bir mesele. 7. meselede bazı dost ve düşmana tokatları ifade ediyor. 8. meselede bazı ehli tahkik derler ki elfazı Kur'an'iye ve zikriye ve sair tesbihlerin her biri müteaddit cihetlerle insanın letaifi maneviyesinde temvil eder, manevi gıda verir. Manaları bilinmezse yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor, lafız libastır. Değiştirilse her tayfa kendi lisanıyla o manalara yönelse. Yani daha bir derse en basit manada söyleyeyim. Türkçe ibadet olur mu? Yani niye Arapça? Her tayfa kendi diline göre yapsın ibadetini. Onun cevabı verilmiş. Dokuzuncu meselede de mühim ve mahrem bir sırrı velayet meselesi ve velayet mertebelerini anlatıyor. 10. meselede de ziyaretçilere ait bazı dostlar tarafından ihtar ile bir düstur izah edilmiş. İşte talebe dost kardeş noktasını ifade etmiş 26. mektupta. Yani Hulusi abi 26. mektubu aldığında ki ifadesini, hissiyatını ve e, istifadesini bu mektupta ders verecek. Gördün. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum ve neticede duanız olmazsa ne değeriniz var? Ferman buyuran Zat-ı Zülcelal'e ubudiyetle, intisabın hasebiyle ve abdiyetin tazamum ettiği lisanla kemale acz ve fakr ve şevkle tamamen hasbi, bütün manasıyla Allah namına, bütün vüzuhuyla ehli iman ve Kur'an, nef ve hesabın olan maddi, manevi, zahiri, batini, dünyevi, uhlevi hidematınızın mükafatını lütuf ve keremi bir nihayesinde münasip bir tarzda ihsan ve ikram buyurmasını, zatı üstadanelerini her iki canda aziz etmesini ol halik rahim ve kerim hazretlerinden abidane tazarru ve niyaz ederim. Demek ki şu nokta çok önemli. Ubudiyetle intisabım hasebiyle abdiyetin tazamım ettiği lisan, kemale aiz, fakr, bak hep bunu söylüyor, kemale aiz ve fakr. Demek ki ubudiyetin e, ee, abdiyetin tazam etmiş olduğu mana nedir? Kemale az ve fakr. Üstünlü sahibi bunları şefaat yapıp üstadı dua ediyor. Ümidim ud'uni estecib lekum fermanının tecelli edeceğindendir. Duanız olmazsa ne emniyetiniz var? Onun diyor tecelli edeceğini ümit ediyorum. Muhterem üstad zaten sizin biz bir çarelerden beklediğiniz yalnız dua değil mi? Yani zaten müminin hayır noktasında elinin yetiştiği tek şey nedir? Duadır, niyettir. Değil mi? Üstad hep bunu nazara veriyor. Mübarek sözler hakkında şimdiye kadar mektuplarında mevcut olan ihtisasatımı, natık, sönük ifadatımı, Risale-i Nur'a takris yapmak hususundaki niyeti üstadenelerine bir şey demeye hakkım yok. Fakat benim o perişan ifadelerim güneşin yanında mum yakmak kabilinden olacak, ve muhtemelen hakikattaki sönüklüğe rağmen onurların komşuluğundan, aynadarlığından hissement olarak nispi bir parlaklık arz edebilecektir. Bak, Hulusi hissiyatı. Şimdi 19. sözün başında ve ma medahtu Muhammedin bi makaleti velakin lakin bir bi makaleti bi Muhammedin ve Selam, Ben sözlerimle Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i güzelleştirmedim. Onun güzellikleri, onun güzel vasıfları benim sözlerimi güzelleştirdi. Neyin? Değişik bir versiyonu. Hulusi abi kendi şeysi için söylüyor. Üstad, Hulusi abinin yazdıklarını, resamlara bir takriz, bir ön söz şeklinde yazılmasını, fikrini söylüyor. Bu mektupları ben yazdıracağım işte ve hatta kitap haline getireceğim. Üstad ee, istiyor bunu. Hulusi abi ne diyor? Bak şimdi. Benim o perişan ifadelerim Güneşin yanında mum yakmak kabiliğinden olacak ve muhtemelen hakikatteki sönüklüğe rağmen o nurların komşuluğundan, aynıdarlığından hissemet olarak nispi bir parlaklık arz edebilecektir. Dolayısıyla hep söylüyoruz. Lisan nur okuma, anlatma, ders makamında ağzımızdan çıkan kelimeler, dilimizden dökülen kelamların hiçbirisi bize ait değildir. Burada şu anda bir şey bir mana çıkıyorsa bunun tamamen me menbaı Risale-i Nur'dur. Risal da değildir, Kur'an'dır. Kur'an'da Risale-i Nur vasıtasıyla bizim ağzımızdan dökülür. Şimdi ben haddimi geçerek bir güzel cafcaplı söz söylesem, bu sözü alsam, ondan sonra bunu da yazsam, işte koçum de bana, fort alayım sana, tamam mı? Altına da Hasan Yenidere yazdığım anda sen onun artık anedarlıktan çıkar, kendine bir makam, kendine ondan sonra bir mevki vermiş oluruz. Çok acayip bir hissiyat var. Çok tehlikeli bir hissiyat bu. Çok yapılıyor şu anda. Mesela şimdi biz defterlerimize bir yazı yazıyorum ben. Gerçekten bazen bir cümle kullanıyorsun, bir söz söylüyorsun. Karşı tarafta bomba etkisi yapıyor ve hatta adamın alemine çok güzel oturuyor. Şimdi ben o sözü aldım. He, çok güzel söz söyledim ben. Hadi bunu yazayım dedim. Sonra böyle birkaç tane şey yaptım. Sonra baktım. Güzel. Ha, evet, bir kitap yazdım. Sonra ha, amacım benim bu hakikatleri ifade etmek. Hakikatlere yaklaştırmak. Kardeş yemezler. Yok öyle bir şey. Aine ister. Vekil istemez. O makam esnasında senin ağzından benim burada kim oturursa dökülen bütün sözlerin menba, kaynağı bellidir. Haddini geçerek kendi üstüne alırsan bunu bu çok ciddi bir sıkıntıdır. hat bilmezliktir. Şimdi ben Bundan 13-14 sene önce olsam sen beni dinler miydin? Dinlemez, değil mi? Bugün sen beni neden oturup burada dinliyorsun? Çünkü benim ağzımdan çıkan değil mi? Benim de gözüken Kural hakikatlerini dinliyorsan beni dinlemiyorsun. Madem benimle çok güzellik laflar vardı, cancan laflar vardı. Güzel Hasan'ım benim. Şuna 15 sene önce niye yazmadın? Niye defter tutmadın? Niye defterine yazmadın bu sözler? Niye senin ağzından o cümleler çıkmadı? Çünkü sen menba bağlı değildin. Senin ağzından çıkan cümleler sana ait değildir. Bütün güzel kelamlar, bütün her şeyin güzelliklerinin hepsinin sahibi cenab Değil mi? Güzellik de ona aittir. Hayır, hasenat ona aittir. Bu kürsüde, bu esnada, ders anında yapmış olduğun, söylemiş olduğun bütün hakikatlerinde hepsi Risale-i dolayısıyla Kur'an'a aittir. Sen onu sahip çıkamazsın. Ha meziyetin olur. Mesela ee, psikoloji okumuşundur, Eğitimini almışındır, Psikoloji eğitimi aldın. Tamam mı? Ben psikoloji ile ilgili kitap yazacağım. Tamam mı? He, ne yaparsın? O ilimle Risale-i Nur'daki meczedebilirsin. Ama hiçbir meziyetin yok. Hasan Yenidere. Vasıfsız işçi. Tamam mı? Vasıfsız işçi oturacak ders makamında Risale-i okuyacak. Cenab-ı Hak onu kelamlarına ee, sen söyle manalara mütevecci edecek. Şey, o da o manaları alacak. Ondan sonra altına da Hasan yeniden yazacak. Pazarlayacak. Sonra ha kardeş sen ne eğitim aldın? Doktorun yanında oluyor ya bazı hasta bakıcılar yardım ediyorlar. Ha. Sana gidip de doktor gibi muayene yapmaya kalksa olur mu? Olmaz. Olmaz. Ya sen haddin değil senin. İşte, kitap yazma noktasında burada anlaşamıyoruz biz. Kardeşim biz kitap yazılmasını demiyoruz. Senin bir meziyetin olur, senin bir ilmin olur. Mesela edebiyatçısındır. Risale-i edebiyat noktalarına yazarından yaklaşırsın. Senin istidatlarını kimse ne e sınırlandıramaz. Yazabilirsin. Alırsın bölümle ilgili neyse. Kitap yazarsın. Sen oradaki istifadelerini de koyarsın. Işte. Eyvallah. Tamam edebiyat bölümünde okusunlar. Psikoloji bölümünde yazan, yapanlar var değil mi? Adam mesela psikolojik eğitim almış. Öyle güzel mezitmiş ki böyle. Güzel hakikattir. Güzel maşallah. İhtiyaç var mı var? Yazılsın. İyi de abim sen bundan 10 sene önce niye kitap yazmadın? Ha? Neden 10 sene önce sen kitap yazmadın? Yazaydın ya. Google'dan toplasanı yazarın. Kim okurdu? Kimse okumazdı. Niye sen bugün okunuyorsun? Neden seni bugün girip imza senden? Çünkü sen Risale-i Nur aynasıyla Risale-i aynasıyla kendin ortaya çıktın ve sen aynalıktan artık menbaa dönmüş oldu. Ayna olmaktan çıktın, kendini menbaa zannettin. Altına da yazdın. Ondan sonra ya yani bunu da süslü laflarla işte e, biz Risale-i Nur'a yönlendiriyoruz. Biz e, hakikatlere yönlendiriyoruz falan. Yok kardeşim. Yemezler. Hayvan telli. Anladın mı? Sen bana anlat sabah kadar bunu. Bu kadar. Hulusi abi söylüyor. Ben söylemiyorum. Burada Hulusi abi ki Nur'un birinci talebesi. Kendi ifadelerini Risale-i Nur'un yanında olmasından rahatsızlık duyuyor. Yakışmaz diyor. Ondaki gözükecek olan bütün güzellikler dolayısıyla o kelamların yanına koyulduğu için ondan bulaşacak olan güzelliklerdir diyor. Sen sonra haddini geçip Ender Hasan işlerine buluşuyorsun. Sonra bana anlatıyorsun La masallar. Bizim zaten yolumuza aykırı olan yani. yani bir şey abi. Yani işte oldukları mektuplar. bazı şeyler açık bırakılmış. Anladın mı? Mesela mehtilik gibi kitap yazma, bu gibi şeyler sadakat çok elastiki bir konudur yani. Çekersin, oradan çek, buradan çek. Ya bir sürü kitap yazanlar var. İstifadesini adam almış, yazmış. Eyvallah. Tamamdır. Dedim bak bir ihtisasın olur yazarsın bir şey demem. Kimse haddi değil. Bak adam bir yazarlık eğitimi almıştır. Kitap yazar kimsenin haddi değil. Eleştiremez onu. Adam eğitimini almış kardeşim. İstidadı adamın. Mesela Hasan'ı konuşuyorum ben anladın mı? Hiçbir meziyeti, hiçbir şey yok. Vasıfsız eleman ve hatta işte bilmem ne üniversiteden bilmem ne mezun ama hiçbir e, doktorası yok, bir çalışması yok yani. Tamamen bu kürsüde tanınmış, bu kürsü üzerinden, bu hakikatler üzerinden bir e, sen söyle kitle yakalanmış ve o kitleye ondan sonra kendi sözlerini altına risanları yazıp ver coşkuyu. Bilmiyorum. Allah şey, sağdan yaklaşan şeytana muhatap etmesin kimseyi. En tehlikeli şeytan sağdan yaklaşan şeytandır. Soldakine mağlup olmaz kola kola ciddi Müslüman. İçki gidese Değil mi? Domuz eti Allah muhafaza Ama sağdan bir geliyor bak şöyle şöyle yapsa. İnsanlar okurlar. Hakikatlere yanaşırlar. öyle bir süsler ki falan. Dersin ki ulan muhatem bu kadar din Niye secde etmedin mi adam? <laughs> tamam. Öyle bir yaklaşır ki. Baharat. Tak indirir aşağı. Affetmez yani. Allah nefisle baş başa bırakmasın. Bunun şarjı bitmez değil mi birader? Yok abi, şarjı <laughs> Daha şarjı burada, evet. Risaletün Nur'un müstemileri arasında Hulusi abinin ders yapmış olduğu dinleyiciler arasında bak kim varmış? Sultan Abdülhamid'in devrinde Kerbela'da senelerce müderrislik hizmetinde bulunmuş olan Hacı Abdurrahman Efendi namında 88 yaşında bir hoca vardı. Her defa ki mütaladan büyük bir memnuniyet göstermekle çok istifade ettiğim Allah razı olsun demekte ve çok dua etmektedir. Hoca 88 yaşında müderris Osmanlı'da kel belada müderrislik yapmış. Yani tabiri caizse argo tabiriyle kendi felli bir adam. Askerden hakikat dersi alıyor. Tabii. Adam bana soruyor. ders hanım Hocam ne mezun olsayız? Diyor bana tamam mı? Yüksek lise mezunuyum diyor. <laughs> adam inanmıyor. Hakikatler güzel olunca adam alışmış. Çünkü bu zamanda kitap merkezli cemaat pek yok ya. biz kitap merkezliyiz. Ama hep hocalar tanın işte falanca hoca, falanca filanca hoca. Hep hoca üzerinden, kişi üzerinden gidince ondan sonra insanlar anlamıyorlar. Ama hakikatler, hakikat var yani. Bizim şey mi? Teyip Konuşuyoruz, nakde ediyoruz yani. Evet, 26. mektubun 3. mehbasını gayri ihtiyari muhtelif rütbede mühim zatlara okudum. Muhtelif rütbede mühim zatlara okudum askeriyede. Hepsi çok doğru, çok güzel dediler. Evet, bu fakir çok tecrübe ettim ve yakin hasıl ettim ki ve kul ca'el hakku ve zahakal batıl yani İsra suresi 81. ayet hak geldi, batıl zahir oldu. İla aye ayetinin La Yemut mucizesi vardır. Bu defaki mektupları birkaç defa muhtelif küçük cemaatler okumak nasip oldu. Bunların birinde mühim bir alim de vardı. Cümlesi hayret ve takdirlerini ishal ettiler. Benim fikrime gelince, bak alimin olmuş olduğu mecliste Hulusi abi tebliğ yapıyor elhamdülillah. Şimdi Üstad e, Hulusi abi kendi fikrini söyleyecek. Bütün risalet Nur ve mektubat Nur ihtiyacı zamana göre bir her sınıf erbab din ve hatta müfrit muannit olmamak şartıyla dinsizleri bile ilzam ve ikna edecek derecededir. Ama ne dedi? Bak müfrit ve muannit inatçı ve ifrat derecede kafir olmadıktan sonra dinsizleri bile ilzam edecek derecededir diyor bu hakatlar. Fakat bak burası çok önemli. Risale'den istifademizi azaltacak sebepleri çıkartabiliriz buradan bak. Fakat dünya bu sevki menfaat. Hırsı cah. Makam hırsı. Küfür ve inat. Gaflet ve kesel. Tembellik. Şirk ve dalal gibi ilaçsız hastalıklara tutulanlar için bu nurlara karşı göz yummak, görse bile kabul etmemek, gördüğünü inkar etmek, hak ve hakikati reddetmek gibi divanilikler istibat edilemez. Bunlar da vardır. Eğer sende sevki menfaat varsa, yani hizmetten beklentisiz değilsen, abi olayım, abla olayım, bir yerlere geleyim, beni dinlesinler, etsinler falan hissiyatın varsa, çok ciddi bir sıkıntı durumu. İki, hırsıca, makam. Bir yerlere geleyim. Abi işte, buranın sorumlusu falan filan, makam hırsı, Allah abi, muhafaza. Sonra... Makam olarak alınmaz abi ya, hırs şey için kardeşimden daha iyi olayım. Ha işte cah. Yani bu e, sen söyle makam olarak illa bir atıyorum 10. müdürlük makamı, abilik makamı değil de o da makamdır. Yani işte teneffüs vaktinde iki numara, 3 numara, 5 numara teneffüs vaktinde akla ben gelirim. İşte o gelir, bu gelir tamam mı? Bizim daire için konuşuyorum. Eee sevki menfaat gaflet, e, şey hırsıca ve gaflet. Yani nimetin farkında olup gaflette olmamız lazım. Nasıl bir nimetin içindeyiz? Onun farkına varmamız lazım. Ve kesel, en çok bize bakan tarafta bunlar, tembellik. tembellik. Bu noktalar varsa cık, hakikatler sana karşı gizlenmeye başlar. Enteresan. Okursun olmaz. Daire içindesin olmaz. Çok enteresan. Allah bak o asla düşünmesin. Çok ciddi, Allah muhafaza dert yani. Malumu u Allah'ın şu muvakkat misafirhanesinde insan suretinde hayvanları eksik değildir vakat misafirhanesinde insan suretinde hayvanları <laughs> eksik değildir. Bu nurlar intişar etse idi elbette böylelerinin bugün istidlalen dermeyan edilen divanelik hezeyanları da açık açık görülürdü. Bu nurların hakikati ortaya çıktığında ondan sonra onların bu hezeyanları, daraletleri, küfürleri iyice ortaya çıkacağını çıkacağını söylüyor Hulusi abi.